Türkiye markasını korumak istiyoruz biz. İnsanlar buraya özgür ortamda gelsinler. Biz demokrasi, özgürlükler, hak, adalet, hukuk, hukukun üstünlüğü dediğimiz zaman Manav diyordu ki bana ne? Ya beni ne ilgilendirir? Bunlar soyut kelimeler. Sanayici de belki bir ara öyle diyordu. Ama bugün Manav da anladı, kasap da anladı, sanayici de anladı. Turizm işletmelerini çalıştıran iş dünyamızın saygıdeğer insanları da anladılar ki bunların olmadığı bir ülke imajı düzgün bir ülke değildir. Bütün amacımız Türkiye'nin imajını yeniden düzeltmektir. Emin olun önümüzdeki en temel sorun budur. Yaşadığımız krize ekonomik kriz diyenler var. Hiç ilgisi yok arkadaşlar. Dünyada bir ekonomik kriz yok ki bize ekonomik kriz olsun. Yaşanan kriz bir siyasi krizdir ve bu siyasi krizin ekonomiye maliyetidir. Bu siyasi krizin en ağır faturasını işveren dünyası ödeyecektir. İkinci aşamada işçiler ödeyecektir. İşsiz kalacaklardır çünkü. Siyasi krizin çözülmesi lazım. Söyledim yine söylüyorum. Ülkenin yönetiminden sorumlu olan kişi başbakandır, cumhurbaşkanı değildir. Her olayda konuşacak olan kişi başbakandır, bakanlardır, cumhurbaşkanı değildir. Türkiye bir siyasi krizin içindedir. Ve bu siyasi krizi atlatması gerekir. Adım gibi eminim, yurt dışında da gidiyoruz, orada da otellerde kalıyoruz. 5 yıldızlı otellerde Türkiye bir dünya markasıdır ve en iyi oteller Türkiye'de vardır. En iyi hizmet de Türkiye'de vardır. En kaliteli hizmet de Türkiye'de vardır. Onların tamamı bunu biliyor. Ama bu siyaset yüzünden maalesef Türkiye'ye kırgınlar ve gelmiyorlar. Bunu değiştirmemiz lazım. Değiştirecek olan kim? Tek başına ey Kılıçdaroğlu sen değiştir. Aşık Veysel'in güzel bir sözü var. Bir çiçekle yaz gelmez diye. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte. Cesurca mücadele edeceğiz. Ülkeyi aydınlığa çıkarmak, ülkeyi tekrar bir hukuk devleti haline getirmek, ülkeyi devletin liyakatle yönetildiği bir kurum haline dönüştürmek hepimizin sorumluluğundadır arkadaşlar. Ayrımcılık had safhada. Biz ayrımcılığın olmadığı, hukukun üstünlüğünün esas olduğu, herkesin hakkını ve hukukunu özgürce aradığı, kimsenin gereksiz yere hapislere atılmadığı, gazetecilerin özgürce yazı yazdığı bir Türkiye istiyoruz. Ve bu Türkiye'nin özlemini çekiyoruz. Bu özlem ve dilekle hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum.